Ee, Sayın Şendir, size soralım aynı Tabii soruyu. Ki. Sayın Özçelik'in bıraktığı noktada, e, ortak bir zeminde aslında herkesin ihtiyacı var dedi. E, Suriye'de hazır, e, fakat terör örgütlerini bölgeden, Suriye'den e, temizlemek için Esad rejimiyle ortak bir mücadele yürütebilir mi? Yürütülmesi gerekiyor mu? Evet, yürütülmesi gerekiyor ama şimdi... E, mümkün mü diye sorayım madem mümkün, öyle. Mümkün ama e, orada da şöyle <laughs> dengeler var. şimdi. E, terör örgütü de aynı zamanda e, onlar da Esad'ı bir miktar kullanmaya çalışıyorlar. Nasıl kullanmaya çalışıyorlar? Türkiye'nin operasyon yapması muhtemel bölgelere rejim askerlerinin girmesini sağlayıp e, rejim askerleri varken Türkiye operasyon yapamaz diye bir beklenti içerisine giriyor. Yani 2022 yılında buna benzer birkaç tane vaka gördüğümüz için söylüyorum. Şimdi buradaki temel e, şey şu. Bir e, esat yönetiminin şunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Ben e, 2019'da e, pardon 2009 Haziran'da e, Esat'la Halep'teki Yazlık Sarayı'nda röportaj yaptım bana şey demişti. E, ben diplomatlara talimat verdim. E, yurt dışındaki oylamalarda Türk diplomatları nasıl oy kullanıyorsa öyle oy kullanın diye. Türkiye'nin e, aslında Esat'ı demokratikleşmeye ikna etmek için çok çaba gösterdiği işte 30 küsür kere ziyaret ettiği vesaire. İşte hatırlayın oradaki bir stat açılışına. Fenerbahçe'nin gittiği veya işte Kürt <laughs> gökenlerin kimlik kartı verilmesinin Türkiye'nin bastırmasıyla gerçekleştiği falan bir süreç yaşandı. Şimdi iki tane şey var ortada. Bir, kesin olan şey şu. Türkiye ile Suriye konuşmalı. Burada birkaç tane nokta var. Söylediğim gibi ön şartla konuşmaya başlamak sıkıntılı İsmet Bey'le daha önce bunu tartışmıştık. O aşılabileceğini söylüyor. Ben de aşılabileceği kanaatindeyim ama şimdi bir karşılıklı güven ortamının oluşması ve iki ülkenin yakınlaşması için ekonomik ilişkiyi geliştirmek gere gerekiyor. Birinci Ö adımı bu mudur? Ee, şu anki atılacak adım o. Yani hastane süreci 22-24 Kasım toplantısında onu göreceğiz ama şunu da unutmamak lazım. YPG terör örgütü ne zaman Amerika'nın onları yüzüstü bırakacağını düşünse hemen Rusya'ya gidiyor koşa koşa. Ee, Rusya'da onların Esat'la bir yere gelmesi. Şu ana kadar e, YPG'den gelen tüm bilgiler, ya biz Esat rejimiyle görüşüyoruz ama onlar işte e, bizim tam istediklerimizi kabul etmiyorlar noktasında. E, şimdi Amerika Birleşik Devletleri ayrı bir terör devleti kurmak istiyor. Peki Rusya ne istiyor? Çünkü Türkiye-Suriye e, ilişkisinin nasıl gelişeceği biraz Moskova'dan şekillenecek. Eğer Moskova Tıpkı Irak'taki gibi bir özerk yönetim düşüncesindeyse bu çok olabilir bir şey değil. Ama mesela Esad yönetimi diyor ki size ayrı bir e, hani ordu gibi tutmam. Suriye ordusuna katılmanız gerekiyor vesaire gibi böyle pürüzler var önümüzde. Ama kesin olan şey şu, Türkiye-Suriye ya yakınlaşması Türkiye'ye ne zarar verir? Bir zarar vermez. Peki kime zarar verir? Potansiyel olarak terör örgütüne zarar verebilir. Ama burada da e, söylediğimiz gibi ön şartsız ve iyi niyetle. Yani bakın Cenevre'deki anayasa sürecinin tıkanmasının <laughs> temel sebeplerinden bir tanesi orada rejim adına gelenlerin ısrarla e, Türkiye'nin işte e, Suriye topraklarından çıkması. Şimdi buradaki temel mesele şu. Türkiye çıkar. Türkiye'nin işgal etmeye niyeti yok da ben oraya çıkarsam sen o terör korunu kapatabiliyor musun? Fırat'ın doğusuyla batısının terör örgütü tarafından birleşmesine engel olabiliyor musunuz? Bakın Amerika'nın toplam Suriye'deki asker sayısı yaklaşık 900. Rusya çok büyük güçtü. Farkında değiliz. Rusya çok sayıda asker ve e, harp gereçlerini aldı ve Ukrayna'ya götürmek zorunda kaldı. Şimdi Rusya'nın kendi başında e, uğraştığı bir de dert var. He, şunu göreceğiz. Şimdi İran bölgede ne yapmak istiyor? Sorusu bir. İran mesela e, şu anda bildiğim kadarıyla e, Mahamat'a, e, İran Kürtlerinin yoğun olduğu bir yere e, kara harekatı başlattı. Oraya doğru girdi. E, İran'ın kendi içerisinde rejimin çok büyük zorlukları var. Çoğumuzun gözünden kaçıyor. En son çok genç bir çocuk öldürüldü ve hani İran'da baktığınız zaman aslında rejim bir taraftan sallanıyor. E, ama diğer taraftan şunu da görmek lazım. Şimdi... Ee, İsrail'de Netanyahu seçim kazandı o nükleer anlaşmanın ortadan kalkmasını istiyor vesaire bir sürü denge var burada bu işin sınırdaşı ülkeler bir araya gelip bir yere varabilirler mi soru buysa mesela e, Ermenistan-İran yakınlaşması ve e, İran-Azerbaycan gerginliği tansiyon düşürülmeye çalışılıyor ama soru işareti benim için soru işaretlerinden bir tanesi bir diğeri e, bölgede karşılaşacağımız şöyle bir problem var. Sadece İsrail-İran gerginliği değil. Bir de bir Suudi Arabistan-İran gerginliği var. Ve e, burada herkes şimdi Türkiye'yi yanına çekmeye çalışıyor. E, gerek Suudi Arabistan da hani bu anlamda Türkiye ile arasını iyi tutmaya çalışıyor. Demem o ki ön koşulsuz ve iyi niyetli bir noktaya gelemedik. Kaldı ki İran'ın milis gruplarının Suriye içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni rahatsız ettiği pozisyonlar da var. En azından Halep ve civarında kurduğu çeşitli karakollar vesaireler. Bunlar gerçekten e, Türkiye'sinden rahatsız edici. E, <laughs> müzakere her zaman iyidir. Burada bir itiraz yok. Ama e, söylediğim gibi e, şu anda Türkiye koşul dayatılabilecek bir pozisyonda değil. E, Türkiye'ye koşul dayatmaya kalktığınız zaman diyaloğu daha baştan kaybetmiş olursunuz. Ee, orada biraz daha Moskova'nın, Esad'ın tonunu e, düşürmesi ve biraz daha ön koşulsuz masaya gelmesini sağlaması gerekiyor. Peki. E, İlyas Hocam size devam edelim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? E, Türkiye'nin yaşam <laughs> ortaklığı olur mu? Evet yani görüşmek gerekiyor zaten bizim <laughs> alt seviyede hem istihbarat seviyesinde hem belki de e, yakın olan e, entelektüeller seviyesinde görüşmeler oluyor zaten bu üçlü görüşmeler de oluyor yani İran'da bu masa, masada oluyor düşüncelerde dolayısıyla bir çözüm e, aranmaya çalışıyor ama çözümün en önemli kısmı yani bizi ilgilendiren tarafı güvenlik ve geleceğimiz kısmı biraz da e, hocam söyledi yani bizim hayatiyet meselemiz bu e, İran ve Suriye için ise bu bir strateji meselesi. İran'ın stratejisi belli zaten. Yani İran etkili olmak ister. Irak'ta zaten o karışıklık döneminde aslında Irak'ta en etkili gruplar İran'ın desteklediği gruplar oldu. Amerika'nın o getirip işte 30 yıldır orayı istikrarsız hale getirmesi, Irak'ı parçalaması İran'ın etkisinin yükselmesine sebep oldu. Şimdi Suriye'de de milisleri vasıtasıyla zaten İran yerleşti aslında Rusya'dan Büyük bir askeri destek alıyor ama insan desteğini Esed'e İran veriyor. <laughs> Güzel yani zaten Suriye'de hem İran güçlerini hem de Rus güçlerini kendisi çağırdı ülkesine. Bize şöyle bakıyor Suriye devleti, siz istilacısınız diyor, siz gidin diyor. Bir kere bunun kırılması lazım. Dolayısıyla böyle bir ön şartla geldiği zaman size, masada bir anlamı kalmıyor yani tartışmanın ama bu zamanla aşılacaktır. Yani o, o gerçeği görecekler. Türkiye burada istila falan yapmak için gelmiyor. Türkiye'nin birinci önceliği bölgede bozulan demografik yapının yeniden eski ikamesidir. Ya bu Türkiye, bizim için. çok özür dilerim. Söylüyoruz Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak bizim korumak birinci önceliğimiz. Yani biz bunu söylüyoruz ama, Türkiye olarak. Ama bunu yaparken şimdi biz oradan çıktıktan sonra peki Esad oranın demokratik demografik ikamesini sağlayacak mı? İran sağlayacak mı? Rusya sağlayacak mı? Sağlayamazlar. Sebebi şu. Rusların sosyolojik nazariyeleri ve devlet idare etme biçimleri bizim gibi değildir. Tarihselliği bizim gibi değil. Yani mesela olaya şöyle bakmaz. Biz Kürtlerle kardeş olarak birbirimize bakarız. hiçbir şekilde etnik tanımlama yapmayız. Vatandaşlık üzerinden bir tanımlama yaparız. Herkes birinci sınıf vatandaştır. Kim, kimin ne olduğuna bakmayız, devleti birileri yönetir. Onun ne etniğine bakarız, ne başka kimliklerine bakarız. Birisi cumhurbaşkanı olur, devlet düzeni devam eder gider. Eskiden de böyleydi, şimdi de böyle bizde. Ama onların sosyolojik ve tarihsel terimleri öyle değil. Etnisite diye bir tarım var mesela Rusların tarihsel yazımında. Ben Rus tarihçisiyim yani. Şimdi o bölgeye bizim gibi bakmıyor. Oradaki demografik yapı bozulmuş, orada bilmem kantonlar oluşmuş. Hiç onlar için önemli değil ki ne olursa olsun. Önemli olan orada bir düzen olsun ve beraberce hareket etsinler. Ama bunun ileride Türkiye Cumhuriyeti devletine, ileride Suriye'ye, il, ileride Irak'a ne belalar getireceğini düşünmüyor onlar. Tıpkı Irak'ta olduğu gibi bakın Irak çözüldü bu noktada etnisite devletine dönüştü. Etnik grup ve mezhepsel Devlete çok, dönüştü. Çok özür dilerim. Burada tabii yani bir parantez için söylediğiniz tabii çok Amerika'nın hazırladığı seçim yasasıdır Irak'a bu kadar. Bu kadar olarak. bölen, parçalanan. Parça, Niye öyle. çünkü? Çünkü tarihsel değil. Bizim Selçuklulardan... Özellikle o... Irak Irak anayasasıdır demek daha doğru belki. Doğru yani bakın, e, tamamen Amerika başka Birleşik bir şey devletleri. söyleyeceğim ben şimdi. Made in USA. Bakın bizim tarihsel burada bir idari ve insan algımız var Selçuklulardan gelen Abbasilerle başlamıştır da Selçuklu Türk Devletiyle Işidilerle, Tolunoğullarıyla Eyyubilerle, Memluklularla bunlar Türk Devlet geleneğidir buraya bir bakış tarzımız var bizim Osmanlı ile devam etmiştir bu şimdi ne İran muhalefet devlettir İran İran'ın bakış tarzı mezhepseldir olaya asla bütüncül olarak bakamaz tarihsel olarak Rusya etnik olarak bakar veya işte başka bir gözle bakar çünkü kendisi Ortodoks veya Ortodoks üzerine Ortodoks olduğu için orada devlet kimliği. Onu oraya taşır. E Amerika zaten etnisite veya işte küresel dünyada etnik devletleri, küçük devletler, küresel bölünmüş parçacıklar olarak bakar. Hiç kimse bizim gibi bölgeye bakmaz. Atatürk döneminde hatırlayın. Atatürk döneminde biz İstiklal Savaşı'na, şimdi herkes unuttu da ben milliyetçi solculara da söylüyorum, ulusal solculara hatırlatıyorum buradan. Şimdi Atatürk, Gazi İstiklal Savaşı'nı başlattığı zaman bütün istihbarat elemanlarını aynı zamanda Irak'a, Suriye'ye, işte etraftaki Müslüman devletlere de gönderiyor ki onlar da İstiklal Savaşları'nı başlatsın diye. Böyle büyük bir düşünür aynı zamanda. Asker ama aynı zamanda düşünür. Biliyor çünkü. Batılı bu toprağa geldiği zaman bizim gibi düşünemiyor, bizi birbirimize düşman yapıyor. Türkiye'deki Kürt meselesi de budur ya. Kardeşiz biz ama düşmanız yani nasıl oluyorsa yani. Şimdi dolayısıyla bu açıdan bakmak lazım olaya bir. İkinci açısı, şimdi güncel mesele. Biz masaya oturduğu zaman diyoruz ki bizim bakın burayı siz insansızlaştırdınız, burayı terör örgütleriyle doldurdunuz. Etnik, etnik ya sadece şey değil yani Arapları sürmüyor. Orada Ezidiler var, başka Süryaniler var, farklı farklı bir sürü yıllardır beraber yaşayan topluluklar var. Siz hepsini sürüyorsunuz ya. Yani. Yerine de birini ikame ediyorsunuz. Şimdi bu olayı geri çevirmediğiniz sürece bu ala, burası boş kalır. Siz şimdi anlatsanız da bakın otursanız masaya, Esad'la anlatsanız fark etmez. Rusya ile anlatsanız, diğeriyle anlatsanız, İran'la anlatsanız yarın yine istikrarsız alandır. Yani bozulduğu için o boşluk bir taraftan dolacaktır ve size yine aynı tehlikeyi... Kuzey Irak'a örnek gösterebilir miyiz tabii, bu tabii. anlamda? Tabii, tabii. İşte örnek Kuzey Irak. Yani çok büyük bir örnektir bu. Merkez Bankası var ya, para basıyor. Şimdi olsun. bunun çözümü şudur. Biz istila falan, biz kimsenin toprağında falan gözümüz yok. Ama bizim kuralımızla işlemesi lazım. Burhan. Ne İran'ın kuralı? İran'ın oraya gelip yerleşmesi bizim işimize gelmez. Ben açık net söylüyorum. Ben tarihçiyim. Yani öyle şey değil yani. Herkes kendi kendine konuşuyor ama İran o bölgede milis kuvvetler yarın 10 yıl sonra Türkiye'de başka bir mücadelenin başladığını görürsünüz. Oraya açarsanız hatta orada kalmaz Fatimiler devletinin Mısır'da uzantısını görürsünüz. Bu kadar net söylüyorum yani. Çünkü güçlü bir felsefi geleneği ve muhalefet geleneğine sahiptir. Aynen. Öyle şey değil yani bu. Boş bir ülke Boş bir değil. ülke değil. İstihbarat güçleri de ona göredir. Yapılanması da ona Çok güçlü bir yapısı vardır İran. Şimdi o zaman biz kardeşsek İran'la da bizim 1630'dan sonra, Kasr-ı Şirin'den sonra Savaşımız bizim yok. problemimiz yoktu. Kadir <laughs> Şah'la bizim padişahlarımız oturmuştur. Mukarrebun hareketi birbirine yakınlaşma, birbirimize zarar vermeyelim. Beraber kardeş olalım. Ama bunun kuralı işte Rusya'nın veya İran'ın koyduğu kural değildir. Bunun kuralı normal olan şeydir. Nedir? Ben orada bulunuyorsam ben de hakkaniyetle bulunuyorum. Rusya orada bulunuyorsa o da hakkaniyetle bulunuyor. İran da orada bulunuyorsa o da hakkaniyetle bulunuyor. İran'ı çağırıyorsun orada. Hak Rusya orada bulunuyor. Hak diye işgalci hiç Amerika işgalci onu hiç söylemiyorum ama Türkiye istilacı. Bir kere bu, bu dilin değişmesi lazım. O, hocam o zaman şu netleştirelim ve bu başlığı da kapatalım. Dünya basınını konuşmak istiyorum. E, şöyle sorayım. Terör gruplarını mı biz anlatamıyoruz? Sadece e, Batıya değil o zaman İran'a da anlatamıyoruz sizin evet, söylediğiniz başlar. Rusya'ya da anlatamıyoruz. E, komşu ülkelerimizle konuşamıyoruz değil mi? Evet çünkü bizim zaten Rusya, İran, Türkiye anlatsa problem olmayacak. Herkes söylüyor burada. Çünkü Aslan'a da savaşı durduran bu üçlü. Çok önemli bu üçlünün anlaşması. Bunların anlaşması burada çözüm için yeterli. Ama bizim şeyimiz, isteğimiz şu. Geri demografik yapının geri yerleştirme. Esed bunu istemiyor ki. Gönderdi, kovdu. Büyük bir katliam yaptı. 10 milyon insan dışarıda. Şimdi siz orada seçim yapsanız ne olacak yani? Bu arada şunu da hatırlatmak. Yani da... şimdi problem büyük. Şimdi herkes konuşuyor ama o kadar büyük bir problem var ki insan problemi var orada. 20 milyon insan yok. Kalmış 8 milyon insan. Bunları oturup şöyle konuşmak lazım. Tabii ki üç konuşacak. Muhatabımız da Esed burada. Konuşacağız. Herkesi affedecek. İnsanlar geri yerine dönecek. Biz de yardım edeceğiz. İran'da yardım edecek. Herkes kardeşlik hukuku çerçevesinde yapacak bu işi. Kimse kimsenin efendisi değil burada. Ve ben biliyorum yani tartışmaları da biliyorum. Kimseyle bizim irtibat kurmamıza da gerek yok. Biliyoruz coğrafyayı. Kimin ne istediğini de biliyoruz. Herkes açık şeffaf olursa Türkiye yardım da eder. Türkiye hiç o bölgede olmak da istemez ama bu şartlar devam ederse ben geçen şeyde söylemedim. Kesinlikle Kamışlı ve Arap Pınarı bölgesinin Türk ordusu tarafından alınması gerekir ve kendi demografisini Türkiye'nin kendi yapması lazım. O zaman siz de bir karar harekatını öngörüyorsunuz. Tabii kesinlikle değil mi? olması lazım. Bakın eğer anlaşamıyorsak biz bunu açık. Biz seviyoruz yani Suriye bizim kardeşimiz ya biz farklı değiliz ki Suriye'den. Biz Irak'tan da farklı değiliz biz kardeşiz. Ama onlar gelip oturup bu demografiyi yerine yerleştirmiyorsa hala orası yarın bir gün Türkiye'ye bir alternatif <laughs> devlet kurulacaksa bunu biz herhalde görüyoruz. O zaman ne yapmak lazım? Siz başlayacaksınız İdlib'den ta şeye kadar. Kuzey Irak'a da başında başı boş bırakmayacaksınız. Bütün birliklerinizi yerleştireceksiniz. Musul, Kerkük de dahil her tarafa yerleştireceksiniz. O istikrar gelinceye kadar, o ülkeler güçleninceye kadar, normal oluncaya kadar o bölgeyi tutacaksınız ve demokrasi demografisini Amerika Birleşik Devletleri'ne değiştirtmeyeceksiniz. Yoksa Türkiye'nin güney bölgesi her zaman o zaman siz de Problem şunu oluyor. mu değerlendiriyorsunuz hocam? 30 kilometre derinliğe kadar dedik ama Sayın Özçelik de bu ifade bunun 30'u 40'ı 50'si 30 yok. 30'u yeter. Yeter mi diyorsunuz yeter. hocam? Yeter. Yeter Musul Kerkük dahil 30'u yeter. Çünkü misak-ı millidir orası. Atatürk o sınırları çok bilinçli çizmiştir. Ve bize de bilinçli şekilde burayı göstermiştir. Biz kimsenin ülkesinde bakın. Bizim hakkımız var biliyor musunuz orada. Şimdi tarihini Bizim konuşursak. meclis kararımız Mondros Ateşkes evet, Anlaşması yani hakkımız var ama imzalandığı biz, zamanki sınırları kapsa. Tabii 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 Bizim büyüklerimiz çok iyi bilirler o coğrafyayı. Hangi demografik yapının kimler nereye çalışıyor çok iyi bilirler. Hepsinin de kaydı vardır. Hepsinin o nüfus kayıtları da bizde vardır. Bizim arşivlerimiz de sabitti. Herkes oraya gelecek, oturacak. Ondan sonra biz oradan çıkacağız. Allah selamet versin. Yani herkese de biz yardım edeceğiz. Nasıl Suriye Devleti'nin kurulmasına Türkiye Cumhuriyeti Devleti yardım ettiyse, nasıl Irak'a yardım ettiyse, nasıl etrafındaki, biz kimsenin yerinde, yurdunda filan, biz onların devlet olmasına da yardım ediyoruz. Ama şu demek değil, benim devletimi parçalayacak unsurların orada olması şartıyla değil bu. O yüzden herkes ayağını denk kalacak. Konuşurken de, siyasi fikirlerini söylerken de, Türkiye çerçeveli bakacağız. Türkiye'nin menfaatleri çerçevesinde bakacağız. Irak'ın ve Suriye'nin menfaatleri bakımından bakacağız. İran'ın menfaati bakımından bakmayacağız. Yok Rusya orada bilmem olursa olsun ne yapalım yani. Amerika varmış bir gün gider. Ama burada kardeşlik uzun süre kalacak. Biz Kürtlerle kardeşiz. Biz bin yıl sonra da kardeş olacağız. Üç bin yıl sonra da kardeş olacağız. Bu kardeşlik bozulduktan sonra ne anlamı kaldı onun? Oraya farklı mezhepler girip mezhep devletleri kurulduktan sonra bunun ne anlamı kaldı yani? O yüzden Türkiye güçlüyken bütün bunları zaten hesaplıyor Türkiye. Bu çerçevede biz görüşüyoruz. Esed de mu muhtemelen böyle düşünüyor. Yani çünkü çok şey değil. Dünyayı tanıyan bir insan o da görecek. Ee, şey de bence Rusya da böyle düşünüyor artık. Yani Rusya da bu alanı açacak ve diğer güçler de bölgeden çıkacak. Hep beraber burada bir düzen kuracağız. Ama Türkiye'nin isteklerini iyi anlasınlar. Ee, orada öyle mezhep devleti filan orada e farklı etnik gruplarda, bilmem gruplar gruplar o orada gitsin bu burada görürsün. Türkiye'nin buna artık vakti de yok Türkiye'nin böyle bir felsefesi de yok tarihi de yok. Peki şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Suriye'de terör örgütü. Yok, Peki, sen... Buyurun Sayın Özçelik. Ya birkaç şey eklemek istiyorum Lütfen. da şimdi bakın Soçi zirvesindeydi galiba Sayın Rusya Devlet Başkanı Putin bir öneride bulundu dedi ki Adana mutabakatını güncelleyin. Yani e, Adana Mutabakatı'nın güncellenmesi sonra neden buna ihtiyaç var? Mesela Adana Mütahakkatı e, bizim Suriye ilişkilerimizde çok kritik öneme sahip. Fakat orada mesela diyelim ki PYD yok çünkü o zaman öyle bir örgüt yoktu. Yani bu bahane, bu e, gerekçeyle Türkiye de Suriye masaya oturursa zaten bunların önemli bir kısmı çözülmüş olur. Bakın ben Baba Esat'ın ölümünden sonra Suriye ile yapılan ekonomik görüşmelerin Yaklaşık %90'ına katıldım. Ee, dönemin Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Suriye ile Kekeş Bakanı ayrı zamanda çok sık Suriye'ye giden birisiydi. Ee, Suriye Devlet Başkanı'yla da ailecek <laughs> e, temasları vardır. Ee, yani o dönemleri hatırlıyorum. Yani Türkiye ile Suriye arasında sınırların kaldırılmasının tartışıldığı bir dönemdeydik. Yani öyle e, Suriye'de şöyle bir şey de yoktur. Mesela Naci Itri. Türk kökenlidir, başbakandı. Ee, Türkmani, e, Türkmen kökenlidir, genelkurmay başkanıydı. Yani diyeceğim, e, Türkiye ile ilişkilerde de yani yaklaşık 10 yıl boyunca hiçbir sorun olmadı. Neredeyse mesela e, bize önerilen konu vardı, Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgelerde henüz daha çıkarılmamış doğal gazları vardı. E, o doğalgazların ortak çıkarılmasını teklif ettiler. Hatta Antep ve Çukurova bölgesinin doğalgaz ihtiyacının sınırın sıfır noktasında şey kuralım, yani elektrik dönüşüm taltıralı kuralım. Hem Suriye'nin ihtiyacını karşılasın hem bölgenin ihtiyacını karşılasın diye öneri de götürdüler. Yani o nedenle ben e, Suriye'de meselelerin çok rahat çözülebileceğini sanıyorum. Ancak Suriye'de şöyle bir sıkıntı da var. E, haklılar mı, haksızlar mı o da tartış tartışılması gerekir başlarına gelen bu olaydan Türkiye'yi sorumlu tutan çok ciddi bir kanat Evet doğru. Var. Yani doğru. Türkiye sınırlarını doğru. terör gruplarına açtı evet. ve bu nedenle de bütün bunlar başımıza geldi diyen Son ciddi bir kanat var. Son çok duyuyoruz bunu. Son... Ha bu doğru mu? Çok duyuyoruz. Evet doğru mudur? Evet doğrudur. Türkiye bu hatayı da yapmıştır. Bakın bunu ben gazeteci olarak o günleri çok sıcak yaşayan birisi olarak söyleyeyim. Bu hatayı yaptık. Sayın Davutoğlu'nun bu bu konuda hesap vermesi gereken çok yanları vardır. O yaptığı stratejik derinlik stratejik çukura dönüştü. O nedenle onlar çözülebilir. Bakın bunların hepsi aşılabilir. Bence ortam uygun. Anayasa meselesinde Suriye'nin işte şartlar ileri sürmesinin başka bir nedeni vardır. Çünkü Suriye anayasanın Suriye dışında yapılmasını kabul etmiyor. İşin gerçeği odur. Bakma bunları diplomatik anlamda Cenevre falan deniyor. Kabul etmiyor çünkü Esad en son seçimden sonra yaptığı konuşmada, kazandıktan sonra yaptığı konuşmada anayasa baskısını püskürttük ifadesini kullanmıştır. Yani gerçekten de bir ülkenin anayasasını, Türkiye'nin anayasasını şimdi başka ülkelerin yapmasını ben kabul edemem. Irak'a Amerika bir anayasa yaptı işte biraz önce konuştuk. Yani şu anda Irak'ın başına gelen ne varsa o anayasa yüzünden. İşte Tarihsel, i̇stikrar bir türlü uymuyor, sağlanamıyor. Uymuyor. Yani. Yani o nedenle onlar ayrı tartışma konuları. Bunlar aşılır. Ee, bu Adana mutabakatının güncellenmesi meselesinden Peki yola şey, çıkarsak. Peki geri göç ki, meselesi nasıl aşılır? Şu an bildiğim kadarıyla önerisi bu. Efendim? Şey asıl mesele geri göç, göç. Geri geri yerleşim meselesi. Yani demografik bir soykırım var orada. O nasıl çözülür? Bakın aşılır? çözülür bu. Bakın onlar, bir şey aslında. Çok şey söylendi. Orada kim hayır, orada cinayetleri kim işledi, kim yaptı? DEAŞ diye bir kuvvet geldi oraya. Türkiye'de bir ton Libyalı yaralılar diye bütün oteller doluydu. Suriye olayı başlayınca bütün onlar gitti Türkiye'den. Nereye gitti onlar? Yani ya Suriye'de dünyanın her tarafından terör grupları çıktı. DEAŞ nereden geldi, nereye gitti? Yani Şimdi onlar böyle, uzun tartışmak konuları bence bu değil ama. Oraları kaşımanın bir anlamı yok. Problemin tarifi o. Şimdi burada böyle bir gerçeklik oluştu. İşte mevzu, asıl mevzu hiç böyle lafı dolandırmamak lazım. Geleceğimiz buraya bağlı. Suriye'nin de geleceği, Irak'ın da geleceği. Burayı biz nasıl eski hale evet. getireceğiz? Şimdi, Esed, evet. e, Sayın Esed buna tamam. E, razı mı? İran buna razı mı? Irak buna razı mı? Şimdi aslında İlyas Hoca'nın söylediğini şöyle aktaralım. Geri göç konusu konuşuluyorken 1 milyon Suriyelinin geri gönderilmesine eee Esad yönetiminden Esad rejimi Suriye'ye dönmek isteyen 1 milyon vatandaşını kabul etmeyeceğini açıklamıştı geçtiğimiz aylarda, geçtiğimiz dönemde. Bence İlyas Hoca buraya vurdu. Ama aynı aynı Esad yani e, böyle açıklama gelmişken affa çıkardı. Evet, böyle açıklama gelmişken alırlar mı geri? Ay, af diyor İlyas Hoca. Bakın af af çıkardılar. Bakın kaçıncı af çıktı ve herkesi hatta söyledikleri şu eski toprak eski evlerine döndürmek evleri olmayanlar yani yıkılmış olanlar için de ayrı bir merkez kurmak. Bunları bunları açıkladılar Suriye. Ben itiraz edeceklerini sanmıyorum. Bakın orada bir sorun çıkmaz. Bakın gelenler Türkiye'ye gelenlerin önemli lazım. bir kısmı bu çok güzel bir şey olur. Ha Türkiye bunları garanti altına alır. İşte bunlar Türkiye, çok güzel. Rusya gelişmeler. oturur, bakın, Suriye bu oturur. Bunlar çok güzel. Garanti gelişmeler. altına alır. Bu olursa evet. eski bakın az değil ama bakın 10 milyon yarısı dışarıda. Sadece Türkiye'de değil, Ürdün'ü var mı? 10 milyon Lübnan değil. Bakın hocam. Hocam Suriye'nin 23 milyon nüfusu var. 23 milyon nüfusu vardı. Evet. Beş buçuğu e Halep'te yaşardı. Hocam? Bunun bir dört buçuğu Şam'da. Efendim? Bir anlaşmayla Şam... da Valla bilmiyorum. Mi? İşte olur. Ben çok... <laughs> ya şöyle dönmek istemiyorum diyeni Türkiye nasıl zorla dışarıya çıkarır? O da çok ciddi bir tartışma. Tabii hukuki tartışma, yani, olur. Ee, hukuki tartışma olur. Uluslararası hukuki tartışma olur. Human Rights Watch vesaire falan filan Türkiye'ye yani bana bir Çok sallanıyor. ama önemli bir şey olur bu. Bence en önemli noktası bu olur. Bunun garantörleri olur. Çok önemli olur. Çok iyi garantör. Ama ikinci bir şey Tabii. daha var hocam. Bir Karşılıklı şey denetimler kurulur. Başka bir şey daha var. Karşılıklı Başka de denetim şey heyetleri olur. İran milislerini bunun çerçevesinde çıkartıyor mu? <laughs> Görüştünüz mü hiç? Bakın bunlar anlaşılır yani. Şimdi tabi bir masaya oturup bu noktaya gelirse çözülür bunlar. tabi çok güzel. güzel. Bizde ben de şeffaf herkes anlasın diye soruyorum hocam. Ya yani siz devamlı gidip geliyorsunuz anlaşılsın evet. diye soruyorum. Yani bu bu çerçevede olursa bu iş olur. Bakın. Gerçekten olur. Umutlu olalım. Ama benim dediğim çerçevede olursa. iki, Evet, evet. Bunlar temelde olursa hep beraber Amerika'ya da gerekli ders verilir. Bakın sadece bir de bakın bunun Irak kısmı da var. Yani o yüzden eğer sizin dediğiniz bu çerçevede ciddi ciddi oturulup garantörler alınırsa olur. Neden olmasın diyor İlyas Tabii hocam. tabii, her Peki. ülkede faydalanır bundan. Neden olmasın? Evet. Peki Sayın Özçelik tamamladınız mı? Ya gidilecek elinde sonunda oraya gidilecek yani başka da yolu yok zaten. Görüşme yapılacak diyorsunuz elinde sonunda. Peki. E, Sayın evet. Ağar, sizinle devam edelim. E, son blokta aslında son başlığı da. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Suriye'de terör örgütü YPG'ye destek vermeye devam ediyor. Yayının başında söylemiştik, aktarmıştık. Bu kez Amerika Birleşik Devletleri Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Deniz, teröristlerin sözde mezuniyet törenine katılarak konuşma yaptı. E, Başarınızla gurur duyuyoruz. Bu seviyeye gelebilmek için zorlu bir eğitimden geçtiniz dedi. Teröristlere başarılarının devamını diledi deniz diyelim. Ve siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri, PYD, Suriye'de? Buyurun. Efendim yani sonuçta bizim açımızdan son derece rahatsız edici olsa da bir şekilde zaman içerisinde çok gördüğümüz karelerden bir tanesi. Yani sonuçta hem e, Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi kanıdı, hem diplomatik kanıdı, hem de askeri kanıdı. E, işte mücadele ediyor, maske mazereti çerçevesinde burada e, terör örgütü YPG PKK'yı bir şekilde e, himaye altına aldılar, fonladılar, donattılar, eğittiler, yönetiyorlar ve yönlendiriyorlar. Şimdi bu noktada tabii örgütün Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı üretmiş olduğu güvensizliği veya şüpheleri bir şekilde ortadan kaldıracak tarzda örgüde bazı mesajlar vermeleri gerekiyor. Yani mesele sadece yığına teslim et, örgütü kendi başına bırak meselesi değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hem havuç tarafını hem sopa tarafını kullanarak örgütü kendi menfaatleri doğrusu kullanması gerekiyor. Olay hala böyle yaklaşıyor. Şimdi e, tabii teröre vermiş oldukları destek olarak e, bunun e, Türkiye tarafından e, son derece e, güçlü bir inisiyatifle beraber e, çökertilmesi gerekiyor. Yani sonuçta YPG PKK denilen mesele özel de SentCom'un genelde de e, Pentagon ve e bir projesi. Şimdi e, tabii bu projenin e, maliyetinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından e, son derece pahalı olduğunun olacağının Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterilmesi gerekiyor. Şimdi mesele nasıl çözülebilir? E, sonuçta yapılacak pek çok şey var. Bunları zaten bütün program boyunca konuştuk ama. Sanırım kavramsallaştırmaya da ihtiyaç var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu terör örgütünden ne zaman veya nasıl vazgeçer? Bir kere bu örgütü kullanmasının ve Türkiye için varoluşsal bir tehdit üretmesinin bedelinin Amerika Birleşik Devletleri için çok pahalı olacağını gördüğü zaman, bunu bunu bir şekilde muhakeme ettiği zaman bu örgütten vazgeçer. Bir diğer tarafıyla da bu örgütü bir müzakere konusu yapıp buradan elde edeceği kazanım karşılığında bu örgütten vazgeçebilir. Bu açıdan Türkiye'nin özellikle mukavemet harekatını ve zorlayıcı bir takım inisiyatifleri devreye koyması Amerika Birleşik Devletleri ile örgüt arasındaki ilişkinin kesilmesi açısından büyük bir değer taşıyor. Yani bu ben sözde söyledim veya sen bir terör örgütüyle işbirliği yapıyorsun, yanlış yapıyorsun tarzında sözler Amerika Birleşik Devletleri kulağına gitmez. O kendi menfaatleriyle ilgili, karşı karşıya kalabileceği risklerle ilgili bir takım hesaplar yapar. O hesapları bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri göstermenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani bunların başında da zaten bu kendi doğallığı içerisinde e, gelişiyor. Yani Türkiye'yi kaybetmekle ilgili karşı karşıya kaldığı risklerin Yakıcı etkisini Amerika Birleşik Devletleri'nin görmesi gerekiyor. Bir diğer tarafıyla bu şu manaya gelmesin lütfen. Yani bizim Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamış olduğumuz güven bunalımını e, Avrasya eksenindeki pek çok ülkende gördüğünü ve bunu da bir şekilde e, onlar tarafından kullan, kullanılmış olacağını, kullanılabileceğini de görmemiz gerekiyor. Burada hani e, yağmurdan kaçarken doluya da tutulmayalım yani böyle bir e, temel e, risk fotoğrafında. Şimdi Şimdi e, özellikle Şöyle bir takım cümleler kuruldu. Yani Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelemez. İran nasıl karşı karşıya geliyor? Ve İran işgal edilmiş bir ülke olan Irak'ta nasıl Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İsrail'e rağmen bu son derece e, bir etkili denge unsuru oluşturup Irak'ta hükümetlerin dizaynı dahil olmak üzere Irak'ın ee, milli, e, miracle zenginlikler üzerinde hak sahibi olabiliyor. Şimdi bu ır, e, hak açısından, adalet hakkaniyet açısından çok tartışılabilir bir durum. Ama sonuçta Türkiye son derece haklı olduğu bir e, YPG, PKK meselesinde benimsemiş olduğu edilgen tavırların üretmiş olduğu bir bedelle karşı karşıyayız. Yani şöyle bir soru sormamız gerektiğini düşünüyorum. Bir ayrımla karşı karşıya kaldığı zaman, bir seçenekle karşı karşıya kaldığı zaman Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi mi tercih etmek zorunda kalır? YPG PKK terör örgütünü mü tercih etmek zorunda kalır? Bunun çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir, bir diğer tarafıyla şöyle şöyle cümleler kuruluyor. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri mücadele etmeyi göze alamaz. Peki ben soruyu başka taraftan soruyorum. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile mücadele etmeyi göze alabilir mi? Bence asıl Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye gibi bir ülkeyle mücadele etmeye gözü alamaz. Şimdi bu riskli mi? Evet riskli. Yani şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin daha hiçbir şey yapmazken bizim hassasiyetlerimizi değerli, değersizleştirip bizi çok ucuz kapatmaya çalışma çabasına ne demeliyiz? Yani sonuçta ben Türkiye'nin yani yüzü batıya dönük bir ülke olduğunu görüyorum. Bunu bu tavırda bir değişiklik olmadığını da görüyorum. Ama Türkiye bu kadar ismar edilen bir ülke olarak ve Amerika Birleşik Devletleri açısından Atlantik açısından, Avrupa Birliği açısından vazgeçilmez bir jeopolitik partner olarak bu kadar acılı ve sancılı bir yaşamı ne, neden benimsesin ki? Yani biz şu an Batı dünyasıyla, Avrupa'nın refahıyla, zenginliğiyle, istikrarıyla, güvenliğiyle fakirlik istikrarsızlık, güvensizlik arasındaki bir tampon bölge değil miyiz Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği adına? E bunun bedelini niye sadece biz ödüyoruz? Ve bunun bedelini niye bir ihanetle e, karşılaşarak çok daha perçenli bir şekilde ödemek zorunda kalıyoruz? Ortada son derece yanlış bir kurgu var. Yani korkunç bir adaletsizlik var. Şimdi bu adaletsizliğin ortadan kaldırılmasıyla ilgili de elimizde son derece büyük bir güç var. Adalet ve hak. Biz haklıyız. Şimdi haklı olan gücünü hakkı istikametinde kullanmadığı sürece hakkını teslim alamaz. O yüzden biz Amerika Birleşik Devletleri'ni bu varoluşsal tehditle ilgili karşımıza almayı göze almadan ki göze al yani karşımıza geçeceğini de gör ben açıkçası değerlendirmiyorum. Sadece burası göze almadığımız için Amerika Birleşik Devletleri açıkçası bize istediği gibi davranmayı tercih eden bir ülke. Yani Ha o onun için onun için çok son derece emperyal bir e, oyun var, kurgu var önünde. Peki. Yani nasıl Yunanistan'la e, Türkiye arasındaki husumette Yunanistan'a ve Türkiye'ye oynuyorsa nasıl PKK Türkiye arasında hem Türkiye'yi hem PKK'yı oynuyorsa Irak'ta örneğin hem Sünnilere hem Şiilere eş zamanlı olarak oynuyorsa hem Kürtlere hem Araplara oynuyorsa Şimdi bu, bu bir bu bir emperyal yaklaşım Amerika Birleşik Devletleri'nin hatta Rusya'nın yaptığı. Sonuçta onların yaklaşımı şu. Derler ki biz maça 11 kişiyle çıkmayız. Biz maça 22 kişi artı hakemlerle beraber çıkarız. Hatta seyircileri de satın alırız. Ki kazanan hep biz olalım. Şimdi böylesine bir temel denklemde Türkiye Amerika Birleşik Devletleri kazanıyor zaten. Ama neden PKK kazansın neden Türkiye kaybetsin? Burada PKK'nın kaybet, bir terör örgütünü kaybetmesi gerekiyor, Türkiye'nin de kazanması gerekiyor. Ha burada Türkiye'nin ortaya koyacağı inisiyatif, zorlayıcı etkiler, ortaya koyacağı mukavemet harekatı veya bir diğer tarafıyla yıpratma mücadelesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, siyasetini yıpratma, kararlarını yıpratma, iradesini yıpratmaya dair ortaya koyacağı mukavemet harekatı Bence son derece önemli. Peki. Burası bizim topraklarımız. Burası bizim coğrafyamız. Irak'taki ve Suriye'deki insanlar bizim insanlarımız. Biz bu insanları PKK'ya kaptıramayız. daha Aşağı kaptıramayız. FETÖ'ye kaptıramayız. Onları bu örgütler, radikaller, şunlar bunlar üzerinden emperyalistlerin kendi menfaatleri doğrusu kullanmasına izin veremeyiz. Şimdi geçen yüzyıl geçti gitti. Bu yüzyılın Doğru kavramlarla beraber inşa edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın kendimizin yapmış olduğu çok büyük hatalar var. Şimdi yani sonuçta İslam dünyası diyoruz. Korkunç bir bozgun var. Yani pek çok e, kavram, kontamine kavram türemiş İslam dünyasının içerisinde birbirimize düşmüşüz. Birbirimizi kafir olmakla, zındık olmakla, mürtet olmakla, tagut olmakla suçluyoruz. Birbirimize karşı cihat yapıyoruz. Şimdi bir diğer tarafıyla bu birbirimize karşı yapmış olduğumuz cihattan, bu korkunç meşhum oluşundan bir şekilde İslamofobi gibi bir başka zafer çıkartıyor. Emperyal evet. dünya, ruh, ruhbanların dünyası. E birazcık Son 10 dakikam ağır. Toparlayalım. Herkese bir söz hakkı vereyim toparlamak tamam, bitiriyorum kadarını. Yani Uzattım, farkındayım ama ama açıkçası son cümlem şu: Bir kere inancımızın, etnik kimliğimizin, insanlığımıza ait olan değerlerin gereğini ne olursa olsun yapmalıyız. Peki. Yani biraz önce bir cümle kurdum. Bu mücadele sadece mücadele, silahların mücadelesi değil, kavramların, mücadele değerlerin ediyorsun. mücadelesi. Peki. Yani bu anlamda. Hiçbir kavramı, ilkesi, değeri olmayan Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı pek farkında olmasak bile son derece güçlü e, bir takım şeylerimiz var, silahlarımız var. Peki. Bunları kullanmasını bildiğiniz takdirde Amerika Birleşik Devletleri de olsa, başka bir güç de olsa haksız olan bu mücadeleyi kazanamaz. Peki. Sayın Şendir sizden de alalım. Ya e, Bir şeye çok emin olmak gerekiyor. Şimdi... E, biz çok kolay res çeken bir ülkeyiz. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkimizde durmadan kapatırız ha İncirliği dedik. E bugün İncirliği kapatsak çok bir şey değişmeyecek. Doğu Akdeniz'de ve Ege'de bölgede yeterince üssü oldu Amerika Birleşik Devletleri'nin ama şunu görmemiz lazım. Amerika Birleşik Devletleri oyunu şöyle kuran bir ülke. E, Türkiye'ye ilk açtıkları İskenderun ve Adana Başkonsolosluğu 1947 falandır. Yani İncirliğin ön hazırlığını önceden yapmıştır. Amerika Birleşik Devletleri bir oyun kuran, bir e, strateji kuran bir tarafı var. Şimdi yıllar yılı biz şunu gördük Amerika'da, Amerika'da e, Dışişleri Bakanlığı başka bir şey söyler, Savunma Bakanlığı, Pentagon başka bir şey söyler, CIA başka bir şey söyler derdik. Şimdi karşılaştığımız manzara şu, 95 çekiç güçten bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede bir uydu devlet yaratma ihtiyacı var. Bize yıllar yılı bu uydu devleti şöyle pazarladılar. Dediler ki bölgede herkes İsrail'e düşman, İsrail'e dost mu müttefik olacak bir ülke lazım. E bugün İsrail'le herkesin arası çok iyi. Suudi Arabistan'ın çok iyi Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok iyi birbirlerine silah alıp satıyorlar. Niye bu devlete ihtiyaç duyar Amerika Birleşik Devletleri? Enerji kaynakları belki işte e, yeni dünya düzeninin şunu söylemek lazım. Yani İngiliz sömürgeciliği bittiğinden beri bir Amerikan sömürgeciliği var bu dünyada. He. Amerika ile savaşmalı mıyız? Amerika'yı istediğimiz çizgiye mi getirmeliyiz? Şunu da çok net söyleyeyim. Amerika nükleer silah kullanamadı, hiçbir savaşı kazanamaz. Yani kazanamadı da gördük bunu. Defaatle örneğini gördük. Burası bizim coğrafyamız. Suriye'deki 900 askerinin falan da esamesi okunmaz. Ama şu gerçeğin de farkına varmamız gerekiyor bir taraftan da Türkiye'ye karşı elindeki ekonomik silahları kullandığı zaman daha fazla sıkıntı içine sokabilir bizi. Velhasıl kelam yapmamız gereken şey şu. Kendimizi iyi ifade etmek zorundayız. Mesela Türkiye İsrail ilişkilerindeki yakınlaşma devam ediyor. Netanyahu'ya rağmen devam ediyor. Şimdi Amerika'daki Yahudi örgütü direkt İsrail'e bağlı değildir. O Macaristan'dan kaçan 1902 Yahudilerinin kurduğu bir şeydir ama mesela onu Ermeni ve Rum leblerinden koparmamız gerekiyor. Biz küsüp sinirlenmek yerine gidip birebir teması, biraz lobi yapmayı öğrenmemiz gerekiyor. E, Amerika'yı bir yere çekmemiz gerekiyor. Bakın e, New York Times gazetesi pazartesi günü medya tarihinin en iğrenç başlıklarından bir tanesini attı. E, çift imzalıydı. Bunu yazanlardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. İşte 10 e, binlerce turistin gezdiği yerde bomba patladı hikayesi. Peki şunu biliyor musunuz? Aynı muhabir daha önce neyi yaptı? Türkiye'nin içindeki bir terör örgütü kampında çekilmiş belgesel e, İstanbul Film Festivali'nde yayınlanıyor. Vay buna sansür uygulanmışı yazdı. Aynı muhabir Kürtlerin oluşturduğu kadın haklarını Türkler bozuyor diye yazdı. Kızmak ve küfretmek yerine gidip doğruyu anlatmak ve temas etmek gerekiyor. Amerika'yı doğru yere çekmek hem bizim faydamıza hem bölgenin faydasına... Ha, şunu da söyleyeyim. Amerika emperyal düşlerinden vazgeçer mi başaramayacağını gördüğü zaman Amerika çok pragmatiktir. Hemen vazgeçilir. Onu ne zaman anlar? Çünkü ee, bu söylediklerinizi aslında biz her platformda söylüyoruz. Ee, işte her yerde söylüyoruz. Hem e, mecliste söylüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan biz kendi de söylüyoruz. söylüyoruz. Biz hep kendi kendimize söylüyoruz. Neden? Ama son dönemde birçok zirvede de aslında yüksek perdeden, Bakın, birinci bu iş, ağızdan şö şöyle olması gerekiyor. Mi? Bizim gidip Amerika'da bu işi çok doğru düzgün şekilde bir think tankimiz oluşturmaya çalışıyorduk yerde kaldı. Bakın şunu soruyor. Lobileşme faaliyetlerine mi vurgu yapıyorsunuz? Aynen öyle. Şunu soruyor muyuz? Bakın Lockheed Martin F-16'nın üreticisi her sene Amerikan senatosunda 50 milyon dolar lobi bütçesi var. Lockheed Martin'in Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili ne yaptığını biliyor muyuz? Ya da Menendez'i. Menendez hakkında şimdi çok ağır soruşturma var. Şimdi dönüp Brüksel'de ve Washington'daki FETÖ ve Türkiye karşıtları Rum Yahudi lobisinin etkisini kırmadan kendi kendimize küserek ve öfkelenerek olmaz. Hemen elimizi belimizi atmaya da gerek yok. Gidip haklılığımızı anlatmalı ve bundan sonuç oluncaya kadar devam etmeliyiz. Suudi Arabistan'da Selman'ın nasıl bir ara çok sevilen bir adam olduğunu biliyor musunuz? Londra'daki bir lobi şirketiyle anlaşıp ona ödediği milyon dolarlarla. Bakın Amerika adamı Cinayet suçundan akladı ya. yani bitti bildiğiniz akladı bu hafta. Bu kolay bir şey mi? Peki biz bunu hep konuşuyoruz İlyas Hocam. Batı'da <laughs> lobileşme işi evet hep gündemimize geliyor. işte Sayın Şender'in söylediği gibi F-16'lardan tutun da sadece Amerika Birleşik Devletleri değil Avrupa'da da aynı sorunu yaşıyoruz biz. Almanya ile bile diyelim. Şimdi kamu diplomasisi çok önemli elbette. Hocanın söylediği şey çok önemli. Yani ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından... E, kamu diplomasisi zaten doğal bir şey. yani Yapılmış bir şey. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne nasıl bakıyor? Amerika, Avrupa entelektüel nasıl bakıyor? Türk Devleti'ne Türklerin baktığı gibi mi bakıyor yoksa tarihsel mi bakıyor? Sosyolojik mi bakıyor? Bence e, zaten tarih dendiği zaman bir batı bir Türk tarihi var. Gerçekten böyledir. O senin kıymetini biliyor. Ben İngiltere'de mesela iki, iki yıldan fazla kaldım. Post doktoram orada. İngiliz eliti Türklere çok farklı bakar. Çok değişik bakar. Doğu'ya farklı bakar. Türklere çok farklı bakar. Müthiş bir şey vardır yani. Statü vardır. Psikolojik statü vardır. O yüzden Türkiye'nin ben şeye ihtiyacı yok. iletişime ihtiyacı var. Çok gidip lobi falan yapmanıza gerek yok. Ya aslında yani, yani iletişime, iletişime ihtiyacı var. İletişim yok. aslında lobiyle Yahudiler mesela, oldu. Yahudinin bir kanadı Türklerin Yahudilere yapmış olduğu hizmeti dünyada kimse yapmamıştır. Defalarca onları soykırımdan kurtarmıştır. Bizim lobiye falan ihtiyacımız yok. O yüzden ama şuna ihtiyacımız var. İletişime ve doğru kanallara ihtiyacımız var. Onları itmeyeceksiniz. O kanalları doğru kullanacaksınız. Ben başka yönden bakacağım olaya. Bu mevzu güncelik gün bugünün mevzusu değil. Bugünün öne, bugün de önemli olması Türk devletinin gücüyle ilgilidir. İlk defa Türk devleti son 4-5 yılda çok güçlendi ve asıl problemlerini çözmek üzere odaklandı. Bu problem ne? Konuştuğumuz problem 1850'de Batı misyonerleri tarafından büyük devleti parçalamak için düşünsel anlamda oluşturan yapay bir mevzu. Gelmişler Hristiyan yap yapmak için Anadolu coğrafyasına hiç kimse Hristiyan yapamamışlar ama buradaki Hristiyanları devlete düşman etmişler. Ermeni meselesinin temeli budur. Yunan meselesinin temeli budur. Bulgar meselesinin temeli budur. Düşünceyi bozmuşlar. O bizim kardeşliğimizi bozmuşlar. Önce bunu din üzerinden yapmışlar. İkinci aşama ırk üzerinden. Burada farklı bir ırk görmüşler. Biz Kürtlerin farklı olduğunu emin olun son 10 yıla kadar kimse bilmiyordu Türkiye'de. Kürt var mı yok mu? Biz kardeş hep beraber evlenmiş. Ama burada mesela şey Süremiz Ali Barans'ın bu bu yani biz. Kar'da sonuna geldik bakın. Kürt denir diye Ali Baransel'in kitabı vardı. 1850'den sonra buraya çalışılmış. Onlar da çok zararlı olmamış da son 30 yılda çok büyük bir zarar var. Kürt kökenli kardeşlerimize, kardeşlerin, kardeşliğimize Marksist, Leninist bir zihniyet aşılamışlar ve bir partide kurmuşlar, bir de örgüt kurmuşlar. Peki. Bizim kardeşliğimiz neydi? Biz hepimiz aynı din, genelde bizim maneviyatımızın da çoğu Kürt kökenli dervişler tarafından Türkler beslenir. Şimdi oraya girmeyeyim, anlatmayayım. O evet. kadar büyük ki bizim için mevki makamları, seyit aileleri. Ama şimdi öyle bir leninist örgüt bütün bu bölgede o kadar fazla oyalıyor ki ve Türkiye'de HDP diye bir parti kuruldu, Peki, onun devamı oluyor ve bizim aramıza büyük bir uçurum giriyor. Bu yetmiyor, Suriye'dekilerle yapılıyor. Bu yetmiyor, Irak'takiler gibi. Bu, bunun Peki. kanalı şudur: Eski kanalları açacaksınız, kardeş olacaksınız, bizim kardeşliğimizi perçinleyeceksiniz. Kanal da belli, biz kardeşiz kardeşim.